Filistin meselesinin Türkiye'yi ilgilendirmediğini düşünüyorsanız bu haritalar fikrinizi değiştirecek. Çünkü bu haritaların hepsi zamanında Türkiye'yi parçalamayı hedeflemişti ve hepsinin Siyonistlerin kurmak istedikleri Büyük İsrail Devleti ile bir ilişkisi vardı. Örneğin 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Fransızlar Sykes-Picot adında gizli bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti parçalanacak ve İngiliz ve Fransızlar arasında paylaşılacaktı. Ama iki devlet de Filistin topraklarını paylaşamayınca İngilizler Siyonist hareketin liderlerini sürece dahil etti ve Filistin'de Yahudilere bir yurt vereceğini Balfour Deklarasyonu ile ilan etti. 1. Dünya Savaşı bitince bu kez batılı devletler Osmanlı Devleti'nin önüne Sevr haritasını koydular. Sevr haritasına göre Osmanlı topraklarının daha fazla parçalanması ve bu kez Kürtlere ve Ermenilere de toprak verilmesi amaçlanıyordu. Siyonistlerin Tevrat'ta kendilerine vaat edildiğine inandıkları topraklara kavuşmalarına daha zaman vardı. Sevr haritası hayata geçmemiş ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan Anlaşması imzalanacaktı. Pek bilinmese de Lozan görüşmelerine giden Türk heyetinin içinde Yahudi Hahanbaşı Haim Nahum da bulunuyordu. Peki bir Yahudi din adamının Lozan'daki Türk heyetinin içinde ne işi olabilirdi? Bu soruyu Atatürk'ün silah arkadaşı ve daha sonra başbakan yaptığı Rauf Orbay hatıralarında şöyle cevaplamıştı. İsmet Paşa anlaşıldığına göre Lozan'da İngilizlerle bir nevi gizli arabuluculuk rolü oynayan İstanbul'un Yahudi Hahanbaşısı Haim Nahum Efendi'nin telkinleriyle hilafetin artık ne şekilde olursa olsun Türkiye'de devamına müsaade edilmeyip derhal atılması lüzumu fikrini tamamıyla benimsemiş bulunuyordu. Bu, akıllara Türkiye Yahudisi tarihçi Rifat Bali'nin sözlerini getiriyordu. Yahudi tarihçi, Selanik dönmelerinin Türkiye'yi kastederek 20. yüzyılda iki Yahudi devletinin kurulduğunu söylediklerini yazmıştı. Aynı tespiti İsrail araştırmacı Erol Haim Gelerdin de yapmıştı. Türkiye'yi Sabetayistler kurdu. Başka bir deyimle 20. asırda dünyada 3 Yahudi memleketi kuruldu. Rusya, Türkiye ve İsrail. Bu Türkiye'yi Sabetaycılar kurdu. Neyse buraya girmek istemiyorum. Elbette bu tarihi gerçekler tarih tarafından zamanı geldiğinde ortaya çıkacaktır. Biz konumuza dönelim. İsrail'in bebek kadın fark etmeksizin katliam yapabilecek kadar zalimleşmesini sağlayan şey Siyonizm denen sapkın inançları. Ve Siyonistler kutsal kitapları Tevrat'a göre Kenan diyarı olarak bahsedilen toprakları Tanrı'nın onlara vaat ettiğine ve bu topraklarda Büyük İsrail Devleti'ni kuracaklarına inanıyorlar. Kesin sınırları olmasa da vaat edilmiş topraklar Türkiye'nin güneydoğusunu da kapsıyor. İsrail 1948'de kurulduktan sonra sürekli sınırlarını genişletmeye çalıştı ve bunu büyük oranda başardı. Siyonist İsrail'in Türkiye topraklarını da içine alan Büyük İsrail hayallerine ulaşmak için ne kadar ileriye gidebileceğini hastane, cami ve kilise bombalayacak kadar canileşmelerinden tahmin etmek zor değil. ABD'den ve Batı'dan aldıkları bütün desteğe rağmen Gazze Şeridi ve Batı Şeria gibi küçük bir alanda bile Filistinlilerle baş edemeyen İsrail'in hayal ettiği toprakları ele geçirmesi ve kontrol etmesi akla yatan bir durum değil. Ancak karşımızda akıl ve vicdanı kenara bırakmış bir grup cani varken aklı uygun davranmalarını beklememek gerekir. Zaten İsrail, bölgedeki onlarca devleti karşısına alamayacağı için yıllardır bölgede bir Kürt devleti kurmayı destekliyor ve PKK'ya sahip çıkıyor. Bir anda ortaya çıkıp Türkiye sınırına saldıran DEAŞ terör örgütünde Amerikalılar dostlarıyla birlikte kurduklarını itiraf etmişlerdi. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. Look, ISIS got started through funding from our friends and allies. 100 yıl önceki Sykes-Picot anlaşmasından tutun. Bugün ABD ordusunun ya da Siyonist bir ailenin yönettiği New York Times gazetesinin çizdiği Orta Doğu haritasına kadar bütün haritaların ve kendi elleriyle besledikleri terör örgütlerinin ele geçirmeyi hayal ettikleri bölgelerin aynı olması bir tesadüf değil. 100 yıl önce Osmanlı'yı parçalamak için haritalar çizen güçler ve uşakları aynı haritaları bugün de çiziyorlar ve hedeflerine ulaşana kadar çizmeye devam edecekler. Bu yüzden Filistin meselesi Türkiye'nin milli meselesidir ama her şeyden önce insanlığın meselesidir. Bu güçler, inancımızı ve birliğimizi koruyamadığımız için kaybettiğimiz topraklarda 100 yıldır işgallerini ve zulümlerini sürdürüyorlar. Bu zulümün karşısında olmak için inanmanız tabii ki gerekmiyor. Sadece insan olmak bu duruş için yeterli. Ama gerçekten kim olduğumuzu bilmek istiyorsak önce düşmanımızı tanımalıyız. Ve yeryüzündeki zulmü ortadan kaldırmak istiyorsak düşmanlarımızın topraklarımıza çizdiği bu sınırları değil, önce gönüllerimiz ve zihinlerimiz arasında çizdiği sınırları kaldırmak zorundayız.